çünkü başka türlü yetişmesi mümkün değil. Bunun yetişmesi için bizim el emeği göz nuru olduğu için fabrikasyon değil. Her şey elle yapılıyor. Edirne'ye Osmanlı saray mutfaklarından miras kalan lezzetleri üreten şekerlemeciler fazla mesai yaparak yaklaşan Ramazan bayramı öncesinde gelen talebi karşılamaya çalışıyor. Bayram öncesinde tatlıcılar sipariş almaya başladı. Alınan siparişler beraberinde fazla mesaiyi de getirdi. Gelen talebi karşılamaya çalışan şekerleme imalatçıları yoğun bir çalışma içine girdi. Bayramlarda yoğunluğun en çok hissedildiği meslek gruplarından olan şekerlemeciler aldıkları siparişleri yetiştirmek için mesaiye sahurdan sonra başlıyor. Edirne'de 40 yıldır şekerlemecilik yapan Arif Meriç, aldıkları siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. İşletmesinde Edirne'ye Osmanlı'dan kalan saray lezzetlerini üreten Meriç, sahurdan sonra çalışmanın başladığını ve bu sürecin bayram gününe kadar devam edeceğini dile getirdi. Geçen yıla oranla talebin arttığını, saray lezzetlerinden badem ezmesi ve kavala kurabiyesinin siparişlerini yetiştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Şimdi şöyle bir şey efendim, malum biliyorsunuz bu gecede Kadir Gecesi. Bütün işçilerimizle beraber burada sahurumuzu yaptık. Hatta namazlarımızı burada kıldık. Ve çünkü başka türlü yetişmesi mümkün değil. Bunun yetişmesi için bizim el emeği göz nuru olduğu için fabrikasyon değil. Her şey elle yapılıyor. Gönülle, aşkla, muhabbetle burada yetiştirmeye çalışıyoruz efendim. Bugün burada badem ezmesi yapıyoruz. Malum biliyorsunuz Edirne'mizin badem ezmesi çok meşhur olduğu için bir taraftan badem ezmesi çalışması yapıyoruz, bir taraftan kavala kurabiyesi yapıyoruz. Kısacası her iki tatlımızı da süratli bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz.